Çok değerli hemşehrilerimiz, Merkez Efendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı, kısa adıyla MKM'mizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merkez Efendi Belediyesi olarak bu projemizin açılışını özellikle Zafer Haftası'na, 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a uzanan Türk milletinin en önemli haftasına, Zafer Haftası'na yetiştirmek adına bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret içerisindeydik. Açılışımız hayırlı, Zafer Haftamız kutlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli hemşehrilerimiz, bizler Merkez Efendi Belediyesi olarak 2014 yılında kurulmuş yeni bir belediyeyiz. Taze bir fidanız. 2014 yılından 2017 yılına kadar ilçemizi daha güzel hale getirebilmek adına kuruluş çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük ve Merkez Efendi Belediyesi'nin temellerini sağlam bir şekilde attık. Ve 2018 yılına geldiğimiz zaman bir sloganla yola çıktık. 2018 yılı Merkez Efendi için, Merkez Efendi Belediyesi için vizyon projelerinin açılış yılı olacak demiştik. Bu yılın hemen başında bereketler toplantı ve sergi salonuyla başlattığımız açılışlara Haziran'da, 9 Haziran tarihinde Ornaz Vadisi ile devam ettik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. 2018 yılının vizyon projelerinin açılışıyla ilgili bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bereketler toplantı sergi salonunun açılışını 10.000 kişiyle sizler yıldız haline getirmiştiniz. Ramazan ayında 9 Haziran'da Ornaz Vadisi'nin açılışını bugüne kadar Denizli'de görülmemiş bir kalabalıkla, tam 50.000 kişinin katılımıyla sizler bir şaheser haline getirdiniz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tabii her açılışımızda sizlerin bu ilgisi, sizlerin bu coşkusu bizleri daha çok motive ediyor. Yeni projelere temel atmak için, yeni açılışlar yapmak için biz 7 gün 24 saat çalışmak adına büyük bir gayretin içerisinde oluyoruz. Bugün MKM'nin açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah 17 Eylül tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi'ni açacağız. Sonra bölgemizin parlayan bir yıldızı olan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açacağız. İnşallah 2018 yılı vizyon projelerinin açılış yılı olarak en sonunda projelerimizin şahı olan, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan ve en büyük halk kütüphanesi özelliğini taşıyan merkez kütüphanemizin açılışını da inşallah 2018 yılı tamamlanmadan gerçekleştireceğiz. Merkez Efendimize hayırlı olsun. Yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen yaptırdığımız, sizler arasında yaptırdığımız anketlerde sanki Merkez Efendi Belediyesi 130 yıldır, 140 yıldır varmış gibi sizler görüş belirtiyorsunuz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. 2018 yılı Merkez Efendi Belediyesi olarak dolu dolu geçmiş altın bir yıl olarak Allah'ın izniyle tarihe geçecek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz MKM'miz, Merkez Efendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayımız. Bakın dışarıdan iki kat görünüyor. Oysaki bu projemiz toplamda 5 kattan oluşuyor. Yerin üstünde 2 kat, yerin altında da 3 kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşan bu projemiz içerisinde birçok salon bulunuyor. 750 kişilik çok amaçlı Server Gazi salonumuz, hani hafızalarımızda yer edinsin diye söylüyorum, EGS'deki, EGSEK Park'taki toplantı salonunun aynısı burada Server Gazi Salon olarak bulunuyor. Yine Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gibi
250 kişilik petek salonumuz MKM'de önemli sosyal ve kültürel etkinliklere inşallah bundan sonra imza atacak. Yine Çamlık'ta eskilerimiz hatırlarlar, yıkılan nikah sarayımız içindeki büyük nikah salonumuz gibi adı Allianz nikah salonu olan 500 kişilik ayrı bir nikah salonumuz bulunuyor. Yine Allianz nikah salonuna eşlik etmek üzere Lale ve Sümbül adında butik nikah salonlarımızda bu projemizi süslüyor. 5 salonumuzun yanında 3 ayrı fuaye salonu ve 3 ayrı sergi salonuyla birlikte yerin altında 3 kat yeraltı otoparkı, 250 araçlık otoparkıyla bu projemiz Merkez Efendimizin sadece bugünle değil önümüzdeki 10 yıllara hizmet etmek üzere bugün kapılarını açıyor. Biraz önce videoda izledik. Bu projemiz sadece Denizli'de değil, sadece Ege'de değil, tüm Türkiye'de parmakla gösterilen projelerden birisi. Geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da İstanbul'da Hürriyet Gazetesi tarafından organize edilen ve Türkiye'nin bütün büyük gayrimenkul sektörü oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards, yani şehre atılan imza dalında Türkiye'de devam etmekte olan en iyi sosyokültürel yapı dalında altın madalya kazanan MKM'miz, Merkez Efendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayımız Merkez Efendimize, Denizli'mize hayırlı olsun. İnşallah bu projemizin açılmasıyla birlikte büyük hayallerimiz var. Merkez Efendi'nin, Merkez Efendililerin büyük hayalleri var. İnşallah bu kültür merkezimizde bir gün dünya çapında bir yazar, dünya çapında bir tiyatrocu, dünya çapında bir romancı, bir hikayeci, dünya çapında bir yönetmen ve dünya çapında bir senarist yetiştiğini Allah'ın izniyle Allah hepimize uzun ömür versin, hep beraber göreceğiz. Kısa zaman içerisinde inşallah bu projenin içerisinde bir tiyatro okulu Merkez Efendililere hizmet ediyor olacak. Merkez Efendi'de tüm paneller, konferanslar, seminerler, tiyatro oyunları, çocuk tiyatroları ve benzeri organizasyonlar artık bundan sonra MKM'de yapılacak. Biz inanıyoruz ki bu proje Merkez Efendililere, Denizlilere uzun yıllar hizmet edecek. Tabii gelişen ilimizde otopark problemi çok ciddi bir problem. Bu proje yapılırken, inşa edilirken, projesi çizilirken özellikle yerin altına 3 kat yeraltı otoparkı yapıldı. Bakın bunun altında aynı zamanda katlı otopark bulunuyor. Aynı zamanda da şu an üzerinde konser yaptığımız alanda yaklaşık 150 araçlık otopark olarak MKM'mize Allah'ın izniyle hizmet edecek. Çok değerli hemşehrilerim, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum ama bu sene başlattığımız çok güzel işler var. Bunlardan bir tanesi bizler milli bayramlarımızı Merkez Efendi Belediyesi olarak çok büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bakın 23 Nisan'da Yenişehir'de bir Topaç Şenliği'yle Çocuk Bayramı'nı kutlamıştık. Bugün Zafer Bayramı'nı MKM'mizin açılışıyla kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalmış bir toplum hayat damarlarından birisi kopmuştur sözünden ilham alarak kazandırmış olduğumuz MKM'mizi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu büyük coşkuyla sizlerle birlikte açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son sözüm şu, inşallah 2018 yılı milli bayramlarımızdan bir tanesini 29 Ekim'i bugüne kadar Denizli'de görülmemiş bir şekilde inanılmaz bir coşkuyla kutlayacağız. Ama biz sadece eğlenmek için değiliz. Aynı zamanda çalışmak için, Merkez Efendi'ye hizmet etmek için varız. Hiçbir konserimizi, hiçbir açılış organizasyonumuzu bir projeye bağlamadan yapmadık. Allah nasip ederse
Bütün hedefimiz Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, 7000 metrekare kapalı alanı, 1100 metrekare yetişkin kütüphanesi, 800 metrekare çocuk kütüphanesi, içinde bireysel çalışma odaları, grup çalışma odaları, etüt merkezi, en altında 300 kişilik bir amfiteyatrosu kapalı, 200 kişilik bir konferans salonu, yanında 500 kişilik açık hava tiyatrosu ve önünde 300 metrekareden oluşan bir kitap kafesiyle sadece Denizli'nin değil, sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın parmakla gösterilen merkez kütüphanesini inşallah Cumhuriyet Bayramı'nda açmak için bugünden itibaren işi hızlandırmak adına büyük bir gayretin içerisinde olacağız. Merkez Efendi'de milli bayramlarımız inşallah bundan sonra daha da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ben tüm merkez efendilere, tüm denizlilere, tüm hemşerilerimize, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bu akşam burada bu kalabalıkla, bu coşkuyla bizlere vermiş olduğunuz aşkla, şevkle, heyecanla inşallah sizlerin emrinde olmak üzere 7 gün 24 saat yeni projeler ve yeni temeller atmak üzere sizlerin hizmetinde olacağız. Birazdan inşallah sanatçımız sizlere güzel bir sanat, bir konser verecek. Ondan sonra da hep beraber MKM'mizin içine gezeceğiz. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin ödüllü projesi MKM'miz, Merkez Efendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayımız, her şeyden önce çocuklarımıza, gençlerimize, ilçemize, Denizli'mize ve özellikle geleceğimize armağan olsun. Açılışımız hayırlı olsun. Zafer haftamız kutlu olsun. Saygılar sunarım.